Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Şimdiki dersimizde I have past participle kalıbını göreceğiz. Yani I have artı fiilin üçüncü halinin olduğu kalıbı göreceğiz. I have'dan sonra fiilin üçüncü hali gelirse bunu yapmıştım, bunu yaptım gibi bir anlam ifade ediyor. Geçmişte tamamlanmış eylemler için bu kalıbı kullanıyoruz. Hemen örneklere geçelim. I have done it. Bunu yapmıştım. Bunu yaptım. I have done it. Done, bildiğiniz gibi do'nun üçüncü haliydi. I have done it. Bunu yaptım. I have heard that before. Bunu daha önce duymuştum derken I have heard that before diyoruz. Hear'ın üçüncü hali heard. I have heard that before. Duymak. Duydum derken I have heard that before. Before da daha önce diye çevirebiliriz before'u da. I have driven a car. Araba sürdüm. Araba sürmüştüm derken driving üçüncü hali driven. Driven a car. Araba sürmüştüm oluyor. I have forgotten the words. O kelimeleri unuttum derken I have forgotten the words. Kelimeleri unuttum. Forgotten. Forgotten. Üçüncü hali forgotten the words. I have read that book. O kitabı daha önce okudum. O kitabı okudum. O kitabı okumuştum derken I have read that book. I have eaten at that restaurant before. Daha önce o restoranda yedim, yemiştim derken I have eaten at that restaurant before. Eat'in üçüncü hali eaten. I have flown in an airplane. Uçtum. Daha önce uçağa bindim deriz biz. I have flown in an airplane. Flying. Üçüncü hali flown. I have flown in an airplane. Daha önce uçağa bindim derken kullanıyoruz. I have forgiven you. Affetmek, forgive. Forgiven you. Seni affettim. Seni affetmiştim demeyiz biz. Seni affettim deriz. I have forgiven you. I have seen you before. Daha önce seni görmüştüm derken see görmek demekti. I have seen you before. I have written a letter. Write'ın üçüncü hali written. I have written a letter. Mektup yazdım. Mektup yazmıştım derken kullanıyoruz. Şimdi tekrar edelim hepsini. I have done it. Yaptım. I have heard that before. Daha önce duydum. I have driven a car. Araba sürdüm. I have forgotten the words. Kelimeleri unuttum. I have read that book. Kitap okudum. O kitabı okudum. I have eaten at that restaurant before. O restoranda daha önce yemek yedim. I have flown in an airplane. Uçağa bindim. I have forgiven you. Seni affettim. I have seen you before. Seni daha önce gördüm. I have written a letter. Mektup yazdım derken have artı past participle kalıbını kullanıyoruz. Evet. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.